akarım sonsuza deniz el gibi. Tut çevrele tut gönül olayım, çarparım ne varsa deli el gibi. Tut kollarımdan tut ki durayım. Dün yaşananlar bir bir günaha dönüşüyor ama zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sev ki beni, bütün yasakları yasakla. Dün yaşananlar bir bir günaha dönüşüyor ama zamanla uğraşma. Sen öyle bela deli sev ki beni, bütün yasakları yasakla. Her solunda baştan yine aşk var, dönüyor dönüyor.
göre değilim. Bir boy eksik, bir beden küçük. Ben sana göre değilim. Benim aklım kıt, deliyim, anlayamam. Benim aklım zor, sorsam cevaplayamam. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. Teşekkürler, iyi akşamlar. Radyonun sevgili dinleyenleri, acaba beni duyabiliyor musunuz? Lütfen bir ses eder misiniz? Zira burada baskı altındayım. Çünkü iki tane kadınla mahsur kaldım. Bugün size radyo üstünden değil, başka bir yerden sesleniyoruz. Nereden seslendiğimizi söylemeyeceğiz. Gizemli olunca daha güzel oluyormuş. Öyle söylediler. Ama aslında reklamını yapabiliriz ya. Biraz daha kalabalık olsun da ilerleyen saatlerde yapalım bence. Evet. Sabahlar olmayacak mıymış bu gece? Öyle duydum. Öyleymiş yani. Böyle uzaktan uzaktan biraz yaklaşır mısın? Ya konforundan hiç ödün vermeyi sevmiyorum. Konforundan ödün vermeyi sevmiyorsun ama yayının domine eden... Burası çok konforlu bu arada. Yayını domine eden kişi benmişim zannedilecek bu o sefer. O algıyı yıkamayacağız zaten. Sen kendini... Niye yıkamıyoruz o algıyı ya? O algı bir kere oturdu ya. Sen dominant karakterinle onu... Sayın dinleyenler, Gülçin'e bakmayın lütfen. Evet, başladık. Şu anda radyo üstün sahibi geldi. Bizi buradan çıkarmaya çalıştı. Bizi buradan çıkarmaya çalıştı. Ama biz mukavemet gösteriyoruz. Çıkmayacağım. Bizi mukavemetten gözaltına alacaklar. Bu arada bu sesini duyduğunuz hanımefendi, ki duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz yüksek sesle konuşup biraz kucağıma doğru meylederseniz bence daha sağlıklı bir yayın olacak. Ben de daha keyifli olacağım. Şöyle bilgisayarın tepesinden seslenirken acaba sesini duyurabiliyor muyum? Şimdi burası biraz gürültülü bir ortam ama biz mikrofona yakın olduğumuz için zannedersem sesimizde bir problem yok. Geri bildirim verebilirseniz muhteşem olur. Biz bir pazartesi akşamısı daha... Gülçin, Nefin, ben, Sibel, bir gün böyle oturuyoruz. Beş kişiyiz biz burada. Kapı karıştı. Biz neyse, evet. Biz bu gece üç kişiyiz. Efendime söyleyeyim, masayı konuşuyoruz. Bir masanın etrafında toplandık. Masa konuşacağız. Masalar neden önemlidir Sibel? Oh, bir araya getirir. Bir düzen sağlar. Bir muhabbet ortamı oluşturur. Bu tek başına da olur. Sadece birden fazla kişinin olmasına gerek yok. Masa güzeldir ya. Yani bugüne kadar bütün şiirlerde de geçtiğine göre, insanları bir noktada buluşturduğuna göre galiba bir adam var. Bir buluşmanın adaplı şekli galiba masa. Olabilir mi? Şimdi neden dikkatim dağıldı? Geri bildirimleri okuyor Udum. Gürültülüyüm. Neredesiniz siz, ne bu gürültü dediler. Sesimizin gelmesi önemli. Gürültüye takılmayalım. Gürültüye takılmayın. Çok böyle, efendime söyleyeyim, hayranlarınızın doldurduğu bir alandayız. Cama yapışanlar, camdan öpücük atanlar. Otelden. Peçeteyle istek yollayanlar, otelden de. Tabii yani. Ufak ufak yerimizi bildiriyoruz, fark ettin mi? Bir otelin yanında olduğumuz. Yanında değiliz otelin canım. Yöremizde bir otel oldu. Çok güzel bir sokak burası. Kitaplar var. Kitapçılara yakın olan, otele yakın olan.
Konser alanı da yakınmış. Burası. Aynı kilometre karede. Yani şöyle ki, bilmiyorum, belirtmek istemiyorum. Çünkü burası çok kalabalık olsun istemiyorum. İnsanlar yılsın istemiyorum. Yeterince kalabalık. Yani gerçekten yılmalarını istemiyorum. Biraz nefes alalım istedim o hayran kitlesinden. Size de oksijen kalsın. Duyduğuma göre yayını sıkıcı bulanlar varmış. Bugün haberi geldi. Fax çekmişler bize. Bugün çeşitli faxlar aldık. Bu faxları biriktiriyorum. Yaklaşık 2 yıl sonra kendilerine bunları söyleyenlere hepsini okutacağım. Ve onlarla küçük masa etraflarında konuşmalar yapacağım. Aynı fikirde iseler. Tenhada. Evet. Tenhada. Bunlar tabii eleştirilerinizi elbette yapın. Ben size yapmayın derim. Ama benim kulağıma gelmesin. Kendi içinizde yapın. Kendi kendinize yapın. Bitsin. Şimdi biz neden masa konuşuyoruz? Biz onun girizgahını ufacık yapalım o vakit. Ben ağlıyorum burada. Masa başında. Çok neşeliyiz, çok keyifliyiz. Neden? Çünkü bir masanın çevresindeyiz. Biz masa konuşuyoruz çünkü geçen hafta da bahsettiğimiz üzere hayatta böyle bazı şeylerin adabı var değil mi Gülçin'in? Evet. Aslında, tek başınalıkla çok alakalı olmayan ama. Yok, tek başınalıkla alakası yok elbette. Her şeyi yapmanın bir adabı olduğuna inanıyoruz biz üçümüz. Örneğin başka da eleman yok zaten. Limon sıkmazsa. Yani alkol almanın, sohbet etmenin, efendime söyleyeyim, flört etmenin, değil mi? Evet. Göz kontağı kurmanın, değil ders mi? Çalışmanın falan ders da çalışmanın, yani masa deyince bilmiyorum. Yani örneğin ne demiştik geçen hafta? Koltukta içmeyin, yayılıp içmeyin, yatarak içmeyin. Yatağa dökülmesini geçtim. Hakaret oldu. Yani belli bir keyif almak istiyorsanız eğer yaşamda sarf ettiğiniz her hareketten adab önemli. Aslında bu aşk için de geçerli de bu başka bir radyo programının mevzusu. Benim kaldıramayacağım. Özellikle de şairlerin adabından bahsetmiştik. Geçen hafta masamızda sevgili Turgut Bey vardı. Turgut Bey vardı değil mi? O kadar evet. Çok şair edebiyatçı geliyor ki eve ben artık... Takip edemiyorum yani. Bir gün biri geliyor, öbür gün öbürü geliyor. Diyeceğim. Biz şey gibi oldu böyle. Biraz yaklaşır mısın? Üç güzel büyük insanı konuştuktan sonra bir anda masaya geçince sanki o konsept devam etmeyecek gibi bir algı oldu bende. Hayır. Onun paniğini yaşayanlar varsa lütfen şu an evin içinde koşmasınlar. Böyle bir şey yok. Konsept devam edecek. Kimleri konuştunuz? Biz Edip Cansever'den başladık. Cemal Süreyya ile başladık. Edip Cansever'le devam ettik. Turgut Uyar'la bitirdik o. O sayfa mesajı. Kapandı Sibel. O sayfayı kapattık. Sonra ama daha geride Ece Ayhan, İlhan Berk. Yok hayır, bir şey kapatmış Sezai değiliz. Karakoç. Bilakis biz masa konuşmayı aslında onlardan ilham aldık. Evet. Biz biraz da aslında son 10 ay içerisinde yaklaştıran yaşanmışlıklarla da bir bağlantı kuracak olursak masanın önemini bu yüzden tekrar masaya yatırmak istedik. Çünkü artık herkesin, bunu her programda ben artık söylüyorum, dilime böyle yapıştı ama herkesin bir masası olması gerektiğine inanıyoruz. Masalar bizi Gülçin, sevgili Gülçin'in dediği gibi hem ayakta tutuyor, değil mi Gülçin? Evet. Ayakta tutuyor. Hem de o Türk insanının hani masanın etrafında illa böyle bir şey yiyelim, içelim, bir şey yapalım, oyun oynayalım, okey oynayalım, Scrabble oynayalım. Abi şişe çevirelim. Boş kalmasın masa. Yani bir masanın etrafında sessizce de oturulabilir. Güzel bir akşam yemeği de yenebilir. Ama en çok güzel sohbet edilir ve en çok güzel fikir konulur ortaya. Şiir konuşulur, edebiyat konuşulur. Bunlara çok ihtiyacımız var. Bizim masalarımız yok. Bizim neyimiz var Gülçin? Televizyon sehpalarımız var. Biz böyle bir kültürün çocuklarıyız değil mi? Çok kötü. Çok çirkin. Biz hiç beğenmiyoruz. Onun bir de üstüne örtü falan örtüyorlar ya, aman yarabbim. Anne seni öpüyorum. Bir kentli geleneği mi bu yoksa? Kentli geleneği derken mikrofondan uzaklaştığım için... Duyulmasın istedim. Sana pisladım onu bak. Peki. Bir de bize şeyden bağlanırsınız. Bu arada annem beni duydu ve annem bana sesleniyor. Şu an telefonla arayan annem. Bu arada bize Skype üzerinden... Bak bunu her hafta söylüyorum. Eğer bu haftada bağlanmayan olursa...
buna bir şey olarak hani elmada bir küçük çürük diye kaydedeceğim. Demek ki diyeceğim bir sıkıntı var bu işte. Ama geç kalmış. Elmayı da çöpe atmayacağım. Onu da bilmiyorum. Turşusunu. Senin geçen hafta ne vardı? Ezik kayısı mıydı o şeftali? Aa, ne münasebet o? Ezik kayısı derken? Kendini çürük gibi hissettim. Ezik kayısı gibi. Yanlış değil. Semt pazarında kendimi ezik kayısı gibi hissetmişliğim vardır. Ama semt pazarına sen gittiğimde değil. Olduğun evdeyken. Için semt pazarına gidiyorsun. Semt pazarına gidiyorsun. Bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika söyleme. Direntesla.gmail.com'dan tıklatın dedim. Skype'dan dedim. Bağlanın dedim. Onu lütfen şey yapmayın. Buyurun. Çalacak değil mi o sonra onu? Hadi bebeğim biraz yakından konuş. Lütfen ya. Tamam. Aa, ya tamam. Zor şartlarda zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Konforumdan ödün verdiyoruz. Yorulup verdiriyorsun bana. Biraz bağırırsam. Ya Edip Cansever'in masayla ilgili mevzusuna girmek istedim ben. Apansız böyle bir sıkıldım bir anda bizden. Onu konuşmak istedim. Şöyle ki yani masa üzerine masayla şiir ilişkisini araştırdığında ilk karşına çıkan şey muhakkak ki Edip Cansever'in o ünlü şiiri olacaktı. Onu galiba Sibel bize okuyacak. İkna olmuştu en son diye anımsıyorum ama bilmiyorum. Çalışıyor. Bana neden, buradan bakıyor soru neden işareti. Neden ikna olmasın? Yani okuyacak tabii ki. Okuyacak. Çok dayatma şeyler. Yani dayatmayı fakat sevmiyorum. Ben bir sanatçı egosu mu oldu bir anda? Bana dayatamaz. Bir dakika siz bir durun bakayım. Ben şuna karar verdim. Mikrofon takacağım. Skype'den kimsenin bağlanacağı falan yok. Ben mikrofon takacağım. Sesimizin net gitmesi daha önemli. Çünkü çok vılıldıyorsunuz. Kendi ince bağırsağınızdan geliyor sesleriniz. Benim gibi kaba, bağıralım mı? Benim gibi kaba konuşamadığınız için, naif kadınlar olduğunuz için, benim gibi ezik olmadığınız için. Bağlanayım mı? Tamam. Aa, sonra mikrofonu takayım. Bu arada bulunduğumuz... Mikrofon ne ya? Bu arada bulunduğumuz... Kahve içsin. Sesiniz daha net geliyordur. Konuşurken hepimiz yakınlaştıracağız. Buyurun kim konuşuyordu en son? Gülçin ben Hanım. Ben konuşuyordum. Şimdi 1954 senesinde Dirlik Düzenlik adlı şiir kitabı basılıyor Edip Cansever'in. Onunla ilgili kendisinin birkaç cümlesi var, onu paylaşmak istiyorum. Çünkü bu masada masaymış ha şiirinin hani masa deyince hepimizin aklına ilk gelen şiir olmasının yanı sıra şaire de sürekli bu şiirle gidildiği için artık bezmiş kendisi ve şöyle birkaç laf etmiş. Başkası demiş ki masada masaymış şiirinden başkası yazılmasa da olurmuş diyorum. Ayrıca bu şiirden yaşamım boyunca kurtulamadım. Yani öncelikle değer veriyor. Ben biraz konuya ortasından girdim. Yani bu kitapta diyor Dirlik Düzenlik kitabında o şiirden gerisi çok da mühim değil diyor. Kendi eleştirisi bu. Ayrıca bu şiirin bu şiirden yaşamım boyunca da kurtulamadım diyor. Antolojilerde aynı şiir. Şiirimi uzaktan bilenlerin dilinde aynı şiir. Yabancı dillere şiir mi çeviriyorlar? Benden illa masa şiiri olacak. Bir gün Ankara'da Ahmet Muhip Dranas'ın da bulunduğu bir masadayız. Bir ara Dranas bana döndü. Adı geçen şiiri övdü. Üstad ben o şiirden bıktım dedim. Benim başka şiirlerim de var. Dranas gülümseyerek ben de Fahriye abladan bıktım. Ne yapalım her şairin bıktığı bir şiir vardır dedi. Doğruydu elbet. Çünkü ülkemizde çoğu kez bir kuşağın şiiri okunur. Yeni kuşaklarınsa yeni okuyucuları çıkar. Öncesi ve sonrasıyla şiirimizi izleyen pek az okur vardır demiş. Bence bu eleştiri genel anlamıyla sadece masada masaymış şiiri değil. Totalinde böyle ikinci yeni şiirine dair yapılabilecek bir şair gözünden yapılabilecek önemli değerlendirmelerden biri diye düşünüyorum. Hani bazı şeyler insanların üzerine yapışır kalır ya, rollerde de böyledir. Oyunculukta da böyledir. Turgut Uyar'ı ben bu noktada sadece Turgut Uyar'ın aşk şiirleriyle anılması ve evet çok fazla sıkıntısı var. Fakat çok güzel şiirleri var Turgut Uyar'ın. Ama dillere plasenk olmuş bir... Soğutuyor mu bu bizi? Elbette soğutmuyor. Fakat bilinç sıkılıyoruz. Da bir şeylere sebep oluyor olabilir. Yani Turgut Uyar deyince herkesin aklına Göğe Bakma Durağı'nın gelmesi. İşte Edip Cansever deyince ya da Edip Cansever ve masa deyince ya da sadece masa şiiri denince akla. Ki masayla ilgili başka şiirler de var bu arada ama işte ilk akla gelenlerden bahsediyoruz. Ya bunlar tabii ki güzel şeyler bir yandan ama bir şairin de bundan sıkılıyor olması ayrı bir pencere diye düşünüyorum. Hani biz okuyucu gözüyle bir şeyler düşünüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz ama şairler de bunun gayet farkında
Yani sahneye çıktığında her seferinde kendisinin aynı şarkı istenen şarkıcının bulunduğu durum gibi aslında. Ama biz de sıkıldık değil mi? Yani örneğin Yapı Kredi'nin hep aynı şairlerin kitaplarını basmasından ya da dediğiniz gibi şairlerin hep aynı şiirlerinin. Çünkü aslında bir adamın kitabını gidip aldığınızda onu tek şiiriyle tanıma darlığından da kurtulmuş oluyorsunuz. Yani bu biraz şiir okuyanla şiir kitabı okuyan arasındaki farkı da gösteriyor şiir galiba. Şiir nereden okuduğunla alakalı işte. Onu daha şiiri internetten okumayın ya, Allah'ınızı işte severseniz ya. Yani şiiri, çünkü şiir zaten çok fazla ufacık bir kelimeyle, ufacık bir virgülle, eksiğiyle veya fazlasıyla bile bütün anlamı değişebilecek bir şey. Sonra da zaten en önemlisi hani şiiri internetten okumak bir yana, o çöplüğün içerisinde bambaşka şiirler, bambaşka insanların üzerine kalıyor, atfediliyor, bir şey oluyor. Yani geçen gün ya çok komik bir andı. Yani tamam, bu birilerini aşağılamak için ya da karalamak için söylediğim bir laf değil gerçekten. Ama hani Cemal Süreyya'nın bir şiirini tutup sen, pardon, Muhsin İnönü'nün bir şiirini tutup Cemal Süreyya adıyla paylaşırsan bir önemli bir toplulukta, edebiyat adına önemli işler yapan bir grupta. Tabii o grubun da kabahati değil. Paylaşımı açık bir yer. Herkes her istediğini paylaşıyor. Bir filtreden geçmiyor. Belki de çok hızlı olduğu için anında birileri yakalıyor. İşte olayı kapatıyor, ediyor, ama bu böyle böyle. Yani internete atılan bir şey kaybolmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Böyle böyle dilden dile, işte sayfadan sayfaya, oradan buraya, şuradan şuraya zıplıyor. Bir şey paylaşılacaksa internette şiirle alakalı, birebir benim tercihim bir kitaptan yazılıp o kitabın da işte yayın evini, bilmem nesini, basım yılını vererek bu şekilde alıntılanmalı diye düşünüyorum. Ya şiirden ziyade şöyle herhangi bir dert şey oluştu galiba. Şunun derdinde insanlar kendilerini, kendi duygularını ifade edecek. Hani bu şarkılarda da vardır ya. Yani özellikle bizim toplumumuzda eğer böyle acıtıcı şeyler söylüyorsa sağlık olsun. Sağlık olsun dedik. Şimdi buradan yayını canlı şekilde vermek istedi buranın sevgili şeker sahipleri ama beceremedik. Olsun, sağlık olsun. Beceremedik. Biz beceremedik. Başlamayacağız. İnşallah bir gün yapacağız. Yine o kadar profesyonel olacağız. Buradan bile sesimizi duyuracağız. Göreceksiniz. Çok ünlü olacağız. Ya hani içinde şerefsiz kelimesi geçen bir şarkının daha naif bir şarkıya göre daha çok hit almasına benzetiyorum ben bu durumu. Hani şiirleri tatmin aracı olarak, edebi eserleri özellikle tatmin, bir şeyleri kamçılama, kaşıma ya da kendini teşhir etme aracı olarak, kendi duygularını teşhir etme aracı olarak kullanma eğilimi var toplumda. Ben bunu gözlemliyorum. Bunun etkisiyle de hani sadece o cümleyi, o içeriği paylaşmak önem kazanıyor. Onun kime ait olduğunu değil. Aynen, benim duygumu yansıtıyor mu yansıtıyor. Kim evet, söylemiş evet, önemli evet. Ama az önce de bahsettiğimiz gibi şiir kitapları almak. Çünkü şiir çok farklı bir dünya. Bir umman. Bana kalırsa şiir dünyanın sesini kısmak. Yani ben ne vakit canım sıkılsa, ne vakit kötülesem, ne zaman dünyanın kötü, çirkin yanlarını görsem hep alırım kitaplarımı ve odama kapanırım. Kitapları okurum. Fakat şiir kitaplarını almak neden mühim? Çünkü şairleri tanıyoruz. Şiirleri tanıyoruz. Yani bize o anki duygumuza hitap eden bir satır almıyoruz da yepyeni dünyalarla karşılaşıyoruz. Ben ne zaman yeni bir şiir kitabı alsam ya da ne zaman şiir kitabımı açsam odamda, Edip Cansever'in Yerçekimli Karanfil şiirinde geçer bu satır. Midemde aklımda şu kadarcık kalıyor der. Bende mesela öyle bir etki uyandırıyor. Fakat yani şeye çok üzülüyorum. Benim yani bizim en azından bu masadaki üç kişi olarak çok özel ilgimiz olduğu için şiiri yaymayı, okumayı, kitaplarını, şairlerini sevdiğimiz için şeye üzülüyorum. Senin de az önce bahsettiğin gibi Cemal Süreyya'ya ait olmayan bir dörtlüğün, başka bir şaire ait olan dörtlüğün sosyal medyada yayılması Cemal Süreyya imzasıyla ve sürekli elden ele dolaşması ve tanınmaması ya da Turgut Uyar'ın
sadece aşk şairi olarak bilinmesi ya da sadece göğe bakma durağından ibaret sanılması çok üzücü. Eğer şiir seviyorsa insanlar, eğer şiire özel bir ilgileri varsa kitabını alsınlar. Birden fazla kitabını alsınlar, tanışsınlar, okusunlar. Ve aynı bir kitaba vakit ayırmak gibi hobileri arasında değil de, yani boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Kitap okuyorum gibi değil de ona ayrı, eğer seviyorlarsa, bu arada sevmeyen bir insana da yatamayız değil mi bugün de? Tabii, elbette. Yani ufak bir tavsiye, en azından deneyip görmüş, yaşamış, hala da hali hazırda yaşıyor insanlar olarak. Ufacık bir tavsiye buradan. Bir de bir el sallayış yapabilir miyim? Selam söyleyeceğim. Sevgili... Selam söyleyecek. Söyle bakayım. Sevgili yer çekimli karanfil, eğer beni şu an duyuyorsan sana el sallıyorum buradan. Evet. Gerçekten de el salladı. Ben gördüm yani. Şahitleri var. Şahitleri. Ya şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Belirt bakalım. Ben şiir okumayı bu arada hani... Sadece duyguları teşhir etmek ve onları dediğim gibi kamçılamak veya gizlemekten bağımsız biçimde bir saniyenizi rica edeceğim. Bir saniye. Anne, şu anda yayındayım, ben seni sonra arayayım mı? Ne yayını Yağmur, ne yayını dedi annem. Ben de ona radyo yayını diyorum. Arayacağım anne seni. Hoşça kal. Yayındayım ben şu anda. yayın şu anda... Dışarıda bir yerden yapıyoruz. Anne hadi öptüm. Görüşürüz. Bay bay. Ne diyordun efendim? Anne Skype'tan bağlansaydı. Anne keşke Skype'tan bağlansaydı. Ona da yazmazdı böylece. Boşu boşuna yazdı. Bize yazardı. Böyle ülkeler ya, arası konuşma yaptı yani. Ne bileyim, annem nerede yaşıyor ki? Biz nerede yaşıyoruz ki? Ha, biz başka bir gezegendeniz mi demek istedin? Neyse, buna hiç girmeyeceğim. En az birimiz öyle de hadi bakalım. Ya diyordum ki... Şiir sadece hani, aslında bunu seninle de konuşmuştuk ve sen doğru bir yere temas etmiştin zamanında. Bana hani niye kötüyken, sadece kötüyken, evet, şiir mi okunur demiştin. Bunu anlayamıyorum demiştin. Ben senin yokluğunda bunu düşündüm ve sana hak verdim. Teşekkür ederim. Çünkü şiir, sonra şunu fark ettim. Şiir aslında ıslık çalmak gibi ya da şarkı söylemek gibi bir şey. Yani insan korkunca, ya ben korktuğum zaman küçükken şarkı söylerdim, geçerdi. Bazıları... Ya bu çok romantik ama ya. Benim böyle bir sığınak gibi görme... Ama ben... Kestim çok, pardon. Lafını balla kestim. Yani sen farklı biçimde yaklaşıyor olabilirsin tabii ki. Sen nasıl bir düz yazıya okur gibi mi okuyorsun şiiri? Ya ayrı bir önem atfettiğimi söyleyemem ya. Herhangi bir edebi esere diğerinden farklı gözle bakmıyorum. Bu şey değil. Bakılmaması gerekiyor gibi bir şey zaten değil. Ben bakamıyorum. O eli bir indireyim mi? O eli bir indirirsen mikrofonu al, ses gidiyor. Mikrofonu elimle mi engelliyorum? Oğlum niye kaldırıyorsun? Pardon, tamam. Yani o bana özgü bir şey olabilir tabii ki. Ama böyle düşünen birileri de vardır elbette. Yani böyle olunca bana fazla hani bir şeyin seviciliğini yapmak gibi geliyor. Çok tenzih ediyorum sizi. Ben bir şiir seviciyim. Tamam, kötü bir şey değil bu ama yani... Şiir sevmekten farklı bir şey. Şiir sevicilik başka bir şey. Aslında şu yüzden söyledim bunu. Şiir kesik kesik ilerleyen bir şey ya. Dolayısıyla onu romanı ya da işte başka bir manzum olmayan eseri okurken ki ritimle okuyamıyorsun. Muhakkak. O yüzden zaten... de onu, ona kendi ruh halinden de bir şey katman gerekiyor ki daha coşkulu bir şey dönüşebilsin. Kesinlikle öyle ama şunu ben yapmadığım için, yani kabul etmiyorum gibi bir şey söylemiyorum zaten. Bendeki etkisinden bahsediyorum. Ben hiç canım sıkkınken bir şiir açayım okuyayım, moralim düzelsin, kendime geleyim demedim. Şöyle bir plak takayım dinleyeyim gibi bir şey değil diyorsun. Değil, müzik için o, evet, yapılabilen bir şey. Rakı için de yapılır mı Gülçin? Yapılır, rakı için hayli hayli yapılır. Bir koyayım içeyim denir mi? Denir tabii ki. Nerede denir? Masada çok dumanlı. Değil mi? Masaya konuyu getirme. Nasıl konuyu getirdim ama? Sorularla getirmen çok ironik oldu gerçekte. Müziksiz bir masada olmaz ayrıca, onda bir. O yüzden biz gürültülü bir yere geldik ya özellikle, hani değil mi? Şu an bir gürültü, bir kakofoni halinde büyük ihtimalle duyuyorlar ama biz size güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bize güvenirseniz her şey çok daha güzel olacak. Ya biz
bir şeylerin adabından bahsetmiştik ya. Hı. Şimdi sen edepsizlik yapıyorsun mu diyeceksin bana? Biz burada adap diyoruz. Senin, sen benim yerime düşünüyor olman bazen çok, işime geliyor açıkçası. Ama her zaman ben avantajlı değil, takdir edersin ki. Kesinlikle. Şimdi şöyle, masanın biraz da konudan dağılmadan, çünkü lütfen, şiiri sahiplenmemiz güzel ama hani biraz da masayla da ilişkilendirerek, çünkü insanlara masaya dönelim. İnsanlara masa konuşacağız diyoruz. Ondan sonra şeklinde başka bir diyara gidiyoruz. Bu pek istikrarlı, tutarlı olmuyor. Tabii aradıklarını bulabilmeli insanlar. Kısmen. En azından vaat edileni alabilmeliler yani. Size gül bahçeleri vaat etmedik sevgili dinleyen. Ama ne, size bir masa vaat ettik bu gece. Göre, ona göre gardınızı alırsınız. Yani aslında radyo programı da bir masadır. Yani, oo, çok büyük açtın şimdi sen mevzuyu. Haksız mıyım? Kafam karışık. En güzel masa nedir sizce? En güzel masa nedir? Piknik masası. En güzel masa. Hiç yanıtımı kayla almayan bir... Ya piknik masası ne, gözünü seveyim ya. Şurada şiir falan konuşuyoruz. Bütün ambiyans bir anda senin iki gülüşünle dağılıyor. Tamam, pastoral şiir diye de bir şey var yani, ha, nedir? Ha? Anlıyorum. Ya ben, sence nedir Sibel? Ben şair masası seviyorum. Hmm. Çok romantik. Tabii kızımız. Masada bir de şair olursa. Ama çok keyifli değil mi? Yani geçen Güvercin Jurnatası'nı okurken, gerçi o da bir masaydı. Yani Tomris Uyar'ın sorularını cevaplıyordu. Sevmiyor kendisi. Evet, o aslında ben de pek sevdiğim söylenemez. Bana kıskanç. Kıskanç kadınlar. Fakat nasıl kıskanç olmayasın ki yani? Ülkü Temel'i, Cemal Bey'i, geldi kıskanma. Turgut Uyar'ı, Edip Cansever'i, yani nasıl kıskanma? Kıskandığı insanı sevebilir ama insan ya, hemcinsi ama de olsa. Ama yani ben biraz zalim görüyorum Tomris Uyar'ı. Güzel, öykücülüğü güzel, biraz karanlık fakat güzel yani. Neyse. Orada Tomris Uyar almış işte üçünü karşısına, sorular soruyordu. Bir de böyle çoktur masada toplanması onların. Ben bundan, yani o masadan çok keyif alıyorum. Tabii sevgiliyle oturulan bir masada güzeldir elbette, keyif verir. Yani masada mı oturmayı seversin sevgiline sen? Yok, masada oturmayı sevmem ama nerede onunla oturmayı seversin. İşte, ya niye tehlikeli oluyor arkadaşım? Masada her şey yok mu? Birazdan bize Sibel okuyacak onu, o şiiri. Masada her şey yok mu? İkiye bir susuyorum. Masada bu da var yani. Ama bu derken? Masada bu da var. Sen sevgilinle masada mı oturuyorsun? Ben sevgilimle her yerde oturuyorum. Ama masada sevişme de vardı. Gülşin utandı yine. Gülşin, aramızdaki en muhafazakar ve en aslında naif insan Gülçin. Bu yüzden zor anlar yaşıyor yayında. Kendini odaya kilitleyecek birazdan. Şimdi şöyle ki, neden sordum bunu? Bilmiyorum. Aa, bak. Aa, bir masa daha var. Kahvaltı masası. Aa, kahvaltı masası çok iyidir ya. Piknik deyince olmuyor da kahvaltı deyince abi, mi oluyor? Abi piknik ne? Gözünü... Açık havada kahvaltı, haşlanmış yumurta, çay. Oh, doğa mis gibi. Ya piknik masasında bana hep şöyle gelmiştir. Piknik masasında herkesin kafası çok dağınıktır. Çünkü herkes oraya doğanın tadını çıkarmaya gider ve kimse birbiriyle ilgilenmez aslına bakarsan. Ama kahvaltı ya mıyız biz ya? Nedir? Efendim? Niye birileri bizimle ilgilensin? Ya beklentim. Masa bir şeyleri bir araya getiren anlamında tamam, bizim için özel değil mi? Özel bir önemli değil mi? Yani bir dinleyicimizden bir şey geldi, dur. Piknikle kahvaltı bir olmaz demiş. Ya. Sağ olsun o dinleyici yanından öpüyorum ben burada. Tabii ki bir olmaz ama kendime bir bağ kurdum oradan. Neden bir olmayacağını anlatmaya çalışayım. Piknik masasının masasındakilerin bağları zayıftır. Kahvaltı masası daha bütünleştiricidir. Ben masanın, ya sen masayı ben başka... Ben düşünemiyorum ben. Hayır estağfurullah. Masayı başka bir özelliğinden dolayı önemli buluyor olabilirsin ama benim önemli, onu söyleyeyim, öyle dağılalım istersen. Tamam, olaysız. Olaysız. Benim masayı anlamlı, bir insan hayatında anlamlı buluşumun sebeplerinin başında o masanın bütünleştiriciliği geliyor. O masada yalnız da oturabilirsin ama o masa seni yaptığın işe bağlar. Yaptığın işle bütünleştirir. Örneğin önünde okuduğun bir kitapsa, içtiğin bir içkiyse. Piknik masası hariç. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hala piknik masası. Piknik masası bütünleştirici değil, birleştirici değil. Yok, senin disipline benim etmiyor. Için. Dolayısıyla hayır, disipline etmek değil, yanlış anladın. Bir şeyle
bağ kurduğunda o şeye de, o şey aynı zamanda odaklanmış da oluyorsun. Bu biraz hem yani karşında biri oturuyorsa onu dinlemek. Hmm. İşte adab meselesi aslında. Yine adaba bağlıyoruz. Piknikçiler edepsizdir diye bu konuya geçebiliriz. Ablacığım senin piknikçilerle ne derdin var? Bana bir söyle. Sen pikniğe mi gitmek son istiyorsun? Son piknikte. Benim gözümün önüne böyle çizgili pijama geliyor ve ben böyle piknikten... Sihir odaklanamıyorum. Çizgili pijama mı? Yani hep eski görüntüler geliyor. Belki de çok fazla pikniğe gitmek. Bir de yoruculuk yani işte. Ya oradan herkes yorgun ardından. Herkes piknikten tiksiniyor. Buradan ya benim aklıma almadım. Yakar top falan geliyor piknik deyince. Tamam kötü mü? Niye yüzünü buruşturuyorsun? Ya ama masa konuşuyoruz azıcık bağlantı ya. Tamam özür dilerim. Zaten piknik masası diye bir şey olmaz. Piknik sofrası olur. Yerde olur. Ha şimdi oldu. Sen niye sabote ediyorsun sabahtan beri? Geri aldım. Geri çekildim. Bizi mi deniyorsun Gülçin? Aynen. Bakalım nereye kadar savaşabiliyorlar. Yani sofra... Sofra ile masa farklı şeyler arkadaşlar. Bunu şimdi da burada... diğer sofrası mı? Hayır böyle kentli şimdi. Kentli. Bence masadan girdiğimize ve göre masadan devam edelim bir ufak müzik arasıyla. Ne dersiniz? En güzel masa. En güzel masanın şu masa oradan olduğunu... James Brown'u da el sallayalım. Bari. James Brown kim o? Ya, masalar falan. Babası. Aha, siz arkadaki müziği de duyuyorsunuz bir yandan. Peki, şimdi biz size daha güzel bir şey çalacağız. Bakalım siz de bir düşünün sizin için en özel masa hangisi? Hangisi? Nikahına beni çağır sevgilim, İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Nikahına beni çağır sevgilim, İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Hayaller kurardı biz yıllar önce, hiç yoktu hesap. Beyazlar içinde seni öylece hayaller kurardık biz yıllar önce, hiç yoktu hesapta ayrılık bizce, bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar içinde. Sevemez miyim? Aşkla karın doymaz diye.
isteyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip. Sana bir buket gül veremez miyim? Garibin biriysem sevmez miyim? Aşkla karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zenginsin, ben aynı garip. Sana bir buket gül veremez miyim? Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar sözüm kardeşçe, at artık imzanı git bir an önce. Nikah masasına oturdun işte, dayanmak çok zormuş böyle sevince. Sana mutluluklar sözüm kardeşçe, at artık imzanı git bir an önce. At artık imzanı git bir an önce. Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu, sütünün yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. 3 kere 3 9 ederdi. Adam masaya 9'u da koydu. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu, tokluğunu, açlığını koydu. Masa da masaymış ha, bana mısın demedi bu kadar yüke. Bir iki sallandı durdu, adam habalmam koyuyordu. Gördüğünüz gibi artık şiir okuyan konuk alıyoruz. Beceremediğimiz noktaları bu şekilde. Eksiklerimizi böyle kapatıyoruz. Artık o kadar paramız var ki yorulduğumuz yerde. Konuklara çay ısmarlayabiliriz. Konuklara çay ısmarlıyoruz ve bu sayede. Yalan diyor oradan. heyecanım için affınıza sığınıyorum. Estağfurullah, çok iyi. Yorum okumak istiyorum dermiş. Aa, artık su koy verdi sende. Hocam başlayalım. Bu mikrofon öyle kolay değil. Kazanması dermişim. Tamam, çay ısmarladık ama. Çay ısmarladık ama bir yere kadar. Keşke Sibel. Mikrofonumuzu da görseler yağmurdum ya. Nasıl bir mikrofon? O kadar değil mi? Çok orijinal. Teknolojinin sonu. Yalnız son mavi mikrofon diye bugün bir dergi gördük. Bizimki de bizim mavi. Mikrofonumuz da bugün mavi. Şimdi mikrofona benzememekle beraber kulaklık. Sevgili Gülçin. Efendim. Ben... Yayın sırlarımızı... Kendi en sevdiğim masadan bahsedecek olursam, eğer istiyorsanız madem bu kadar ısrar ettiğini söyleyeyim. Ben en çok içki masasını seviyorum. Ay, yaşı olduğuna belli olabilir. Nasıl bir içki masası? Ne içiliyor o masada? Şarap mı? Bir ama. Ya o masada çay bile içilebilir. O masada çay bile içilebilir aslına bakarsan. Ben bir şey içilen masaları seviyorum. Yani yenilen değil de içilen. Çok politik oldu. Çok politik oldu. Başta canım, içki masası dedin. Niye sonra çay dahil? Ya içki masası aslında daha kral. Evet ya, içki masası. Şimdi internette de dolaşan bir şey var. Aydın Boysan'ı ne, rakı deyince Aydın Boysan, Aydın Boysan deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki rakı geliyor. Dolayısıyla Aydın Boysan'ın hem masada oturma, hem içki masasında oturma, hem o içkiyi tüketme adabı üzerine söyledikleri var. Onları paylaş bizimle. Onları sizinle böyle bir acaba diyorum ki bir miktar, bir kuplecik paylaşsam mı? Şimdi örneğin diyor ki, masada yaşça en büyük kişi rakı kadehini tokuşturmak için kaldırmadan rakı kadehleri masadan kalkmaz.
mesela. Ondan sonracıma ne diyor mesela? Masaya yeni birisi eklendiğinde tekrar kadeh tokuşturulabilir. Tokuşturulmalıdır hatta. Efendime söyleyeyim. Rakı masasına avuç içiyle ya da yumrukla vurulmaz. Yani ben genellikle Evet, yine söyleyeceğim, Türk insanı diyeceğim ama hani Türkiye'de yaşayan insan içmeyi azıcık olabilir. Çok teşekkürler. İşletme muhteşem bir işletme bu arada. Radyosunu buraya taşımaya karar verdim. Verdik. Kararları tek başına alıyoruz bu radyoda da. Bir rakı masasına mı otursak seninle acaba? Yumruğumuzu masaya vurmadan. Ama vurulmaz diyor bak işte. Vurmadan. Yumruk avuç içiyle ya da yumrukla vurulmaz. Bağıra çağıra, böğre öğre konuşulmaz. Bu senin için. Sakin olmak. Bak sakin olmak, efendi doğru takılmak doğru gerekir diyor. Ağır, ağır başlı olmak. Ondan sonra tabii burada şeyi söylememize gerek yok. Adam zaten masada içilmesi gerektiğini en baştan söylüyor. Onun üzerinden gidiyoruz. Hani, kural o zaten. Evet tabii bu içişin de başka başka adapları var. İşte bir dikişte içilmez Bülent Ersoy gibi. İşte bir duble rakıyı içmek Bülent makbul Ersoy değildir. Yani. Bir Bülent Ersoy olmadığımız gibi Bülent Ersoy'un yaptığı da hani mübah, adabı, adabı muaşerete uyuyor denilemez. Kendisi Hulk diye konuştuğu için, kendisinin Hulk dediği için, halka Hulk dediği için adabı muaşerete uyduğunu değil mi? Söyleyeyim. Varsayamayız. Bir de Müzeyyen Senar içişi var. Ha evet değil mi? Siz onu örnek alıyorsunuz sanırım. Şöyle karıştırıp. Şöyleyi göremiyoruz biz. Şöyle. İşte radyonun sihri de burada zaten sevgili Gülçin. Hayal etmelerini sağlıyoruz. Hayal gücünüzü genişletmeniz için size bir fırsat veriyoruz. Ama değerlendirebilene işte. Ya radyo gerçekten, radyo programı yapmak, bir masa açmak, yeni bir masa açmak. Biz olabildiğince masaları çoğaltmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum sizlerin masaları var mı? Masasızlara masa olmaya. Yani. Ya şimdi şey, ben yine Edip Cansever'de takılı kaldım gibi gözükecek ama şiirin üzerine biraz konuşmakta fayda görüyorum. Onur Caymaz beyefendi bir istatistik yapmış. Kendi sitesinden de yayınlamış. Güzel de bir istatistik. Kitaplarına göre alkolden bahsetme istatistiğini çıkarmış Edip Cansever'in. Niye yapmış bunu falan filan gibi bir kısma girmiyorum. Yani böyle bir istatistik yapmış. En fazla en fazla alkolden bahsettiği kitabı Trajedyalar. En az da Dirlik Düzenlik. Zaten Dirlik Düzenlik'te de... Dirlik Düzenlik'e kavuştuğu için artık içkiyi de bırakıyor herhalde. Yok yok, kitap kitap alkolden bahsetme yüzdesi bu. Bir de hangi kelimelerin geçtiğine dair bir istatistik var. Onu şu an paylaşmak istemiyorum. Şimdi biz sen neden? Neden böyle bir istatistik paylaştın diyorsun? Ne neden? Hayır hayır. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Neden paylaşmak istemiyorsun o diye sordum. O da bana kaldı. Ben şeyi paylaşıyorum. Aa, bu adamcağız yazarken daha çok içiyormuş öyle mi? Evet. Yani içmenin kendisini verimli kıldığını söyleyebilir miyiz? Mutlaka ya, mutlaka ya. Ama ben şeyi de okudum bir yerde, yanlış hatırlamıyorsam. İçtikleri gün yazmıyor mu? İçtiği gün yazmama gibi bir prensibi var diye biliyorum. Değil mi? Sadece ilham. Ya ilham gelse daha yazmıyordur. Evet, alkollüyken şiir yazmıyor. Edip Cansever. Özellikle Edip Cansever. Ya yanılıyor olabilirim. Ya evet, hiçbir, çünkü hiçbir aslında bu da öyle başka bir, şey bir adap aslında. Ya çünkü içki kafası zaten bazı şeyleri kolaylaştıran bir kafa. Hani zaten hızlı düşünmeni, hızlı üretmeni ya da ilhamı daha farkında kullanmanı sağlayabilecek bir kafa. Dolayısıyla kolayına kaçmamaları, bu da başka bir adap. Evet, belki yani belki değil, muhtemelen öyle. Bu sıralarda bir şeyler biriktiriyorlardır kafalarında. Ya da ne bileyim, ben kendimden yola çıkarak söyleyebilirim. Bazı anlarda, içki falan değil illaki, en olmadık anlarda hatta aklına bir şey gelir. Onun notunu alırsın ama üzerine varmazsın. Yani gitmez çünkü o an, bilirsin. Ya otobüstesindir, ne bileyim ayakta gidiyorsundur. Böyle oturayım da bir şiir yazayım demezsin. Zaten şiir yazmak ne haddim ya da herhangi bir cümle kurayım demezsin.
O anahtar kelimeleri biriktirirsin. Hafızanda olur. Cep telefonuna kaydedersin. Not defterine karalarsın. Ertesi gün, sonrasında bir vakit oturursun, onun üzerine bir şeyler kurmaya çalışırsın. Sen dinlendirmekten bahsediyorsun. Tam olarak ondan bahsediyorum. Doğru kelimeyi kurcalarken imdadıma yetiştin. İmdadıma yetiştin burada. Öyle olur yani genelde. Bir şeyler biriktirilir, sonrasında da bir eser ortaya konulur. İçkili kafayla da bir şeyler yazılmaması gerçekten ayrıyetten saygı duyulması gereken bir mevzudur diye düşünüyorum. Yani tabii bir de aslında günümüzde belki alkolün yasaklanmasının önünü de açan bir şey bu. Şu, şimdi izah edeceğim şey. İçki adabının adabını bilmeyen nesillerin aslında birazcık içki masalarını itibarsızlaştırıyor olmaları. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu içkiyle ilgili, içki içen insanlarla ilgili belirtilmiş menfi bir fikir değil, sakın yanlış anlamayın. Ama hiç öyle bir tarzım yok. Ama şunu söylemeye hiç yapmam. Çalışıyorum. Tarzım değil. Tarzım değil. Ama artık örneğin masası olan şairler yok. Var mı? Dolayısıyla o masalarda... Bence var, biz bilmiyoruz. O masalarda içtikleri izlenen şairler olmadığı için belli bir adabın kültürler arası geçişi de söz konusu olmuyor. Yani ben şey zannediyorum, hep bir tane fotoğraf var ya böyle çok eski. İşte o masada Can Yücel var, efendime söyleyeyim Edip Cansever var, Tomris Uyar var. Bizim bugünkü kapak fotoğrafından bahsediyoruz. Evet. O masadaki, yani o masadaki anın, o enstantanenin böyle bir an sadece yaşandığını ve hatta işte hepsinin ölümüyle birlikte o ölmeme günü seremonisi var ya. Ya biz ölmeme gününü kaçırdık bu arada, yeri gelmişken. 26 Mart'tı. Buradan 26 Mart ölmeme gönderelim. Gününüz kutlu olsun diyeceğiz ama çok abes olacak. 14-18 gün kadar üstünden geç 3 kalmışız. Hafta geçmiş. Hep benim... Gülçin bir ara yayını bıraktı. Evet. Gülçin su koy verdi. Gülçin postayı koydu da diyebiliriz. Pek çok deyim var aslında. Bu merak gibi bir şey Gülçin. Gülçin benim kıçıma tekmeyi bastı da diyebiliriz. Pek çok şey diyebiliriz. Ama neyse bunları... ki şu an biz bizeyiz deyip neyse ben böyle. Neyse ki şu an biz bizeyiz. Toparlayabiliriz. Sen biz... o yani ben bir şey takıldım. Çay içer misiniz? İçeriz ya. Çay biz 3 tane çay Biz 3 tane çay alabilir miyiz acaba? Pardon. Tüm Türkiye. 3 tane çay rica etsek. Tüm Türkiye'nin huzurunda. Sağ olun. Tüm Türkiye'nin huzurunda çay istedim. 80 milyon muyduk ya biz? Çay istedim. En son 75 milyonduk başbakanın. Daha da zaten. Evet, en son 75 milyonduk başbakanın. En son bir 75 milyonduk. Kaç olduk acaba? 75'te kalalım mümkünse, daha fazla çoğalmayalım. Çoğaldıkça kötüye gidiyoruz. O adaptan bahsettin ya sen. Ben o konuda sana katılmadığımı üzülerek söylemek isterim. Yani bir şeylerin, yani adabı zaten bu şekilde öğrenilir ya da bu şekilde olumsuzluğuyla var. Aynı ya. Aynı şekilde. Şey, yani bir şekilde diye düşünebilirsin sen o bu şekilde. Ona izah etmeme de müsaade edersen neden etmeyeyim? Yapabileceğime inanıyorum. Lütfen. Şöyle ki hani bir şeyler yapılmaz, şöyle yapılmaz, böyle yapılmaz kafasıyla bir şeyler öğrenilmiyor. Bunu biliyoruz. Hani bu dayatmaların en büyüğü bu zaten. Bunun hani yani doğru yol bir şekilde bulunuyor ya. O adapt dediğimiz şeydir. Rakım hayır ısının, bu hani, doğru yol demek değil. Bu doğru yol derken olan burada yol. Ben subliminal mesaj vermeye çalışıyorum. Hiç anlamıyorsun ya. Neden hiç, konuşurken hiç dudaklarıma gerçekten bakıyorsun? Hoşlanıyorum senden. Şöyle bir dinleyicimiz. Aynı dinleyici mi bu acaba? Aynı dinleyici. Özel dinleyici. bir ağaç gölgesinde tek çay bardağıyla rakı çevirenleri de dinledik babamızdan demiş. Gerçekten büyük çok konuşma. Şairane, çok sevgili bir dinleyici. Evet, şairane. Evet. Tanışıyor musunuz siz bu dinleyiciyle? Yaklaşık 3,5 yıldır falan tanışıyoruz. Arkadaşlarımızı yayınlar. Masada oturduğunuz böyle... tanışıklıklar. Evet. Evet, masada oturuyorlarmış. Şimdi şöyle ki çok memnun oldum. Yalnız oradan bir yandan yazıyor, evet. Bundan sonra dinlemeye devam etsin bizi. Ya sevgili Gülçin'im, sevgili Ekürim.
Ben şöyle düşünüyorum. Kastettiğim şairlerin artık içmediği ya da artık kimsenin içmeyi bilmediği değil. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Şunu kastettim. Artık hani bir adab çerçevesi çıkarabileceğimiz masalar yok yani. Ya evde bile masada oturmuyoruz. Hani masa konusu için eyvallah. Abi koltuğa oturup televizyon karşısında içki içen, bir şeyler izleyen, kaşınan insanlar var. Yani yadırgamıyorum ama bu bir keyif değil bence. Bu orada ya içki içmek hakkında hiçbir fikri olmayan bir insanın alışkanlığı olabilir. Çünkü o adam yani orada bir meşrubat içiyor aslında. Masa başkadır. Fakat masayı bilen bir insan gayet keyfine göre birisini alıp televizyonun karşısına geçer ve yayılır. Bundan da keyif alabilir. Bu masa kültürünü bilmediği anlamına gelmez. Bundan tat almadığı anlamına gelmez. Ama spesifik değil mi yani? Ama şöylecim sevgili spesifik. Sipcim, şöyle bir durum tezahür ediyor. O kültürü bilmediği anlamına gelmiyor. Fakat masa kültürünü her boşladığımızda başka şeyleri tekrar tekrar üretime sokmuş oluyoruz. Örneğin koltukta içmeyi tekrar tekrar üretime sokmak başka bir şeyin yaygınlaşmasını sağlıyor. Ve biz bir şeyi artık ortadan yok etmeye başlıyoruz. Masalar ölüyor ya. Masalar ölüyor, evet. Masaları öldürmeyin. Evet. Deyip masaları... bence yayını kapatabiliriz. Ya, mottomuz bu olsun. Masaları öldürmemenin yolu da işte aslında biraz onu konuşmak istiyorduk ama bu gece süremiz müsaade kısıtlı etmedi. İşte tekrar ve tekrar söylediğim gibi radyo programı bir masaysa evde sütünüzü bence güzel olmadı mı ya? Vallahi bizler de birer kadehiz. Sizler de kadeh olabileceğiniz ve etrafında toplaşabileceğiniz masalar edinin. Biz çok istiyoruz. Masasız bizim de çaylarımız var. Geldi zaten bu arada. Teşekkür ederiz. Çünkü tek başınalık, başınalığın paylaşıldığı bir masada olsa masa masadır. Ve Gülçin'in çok güzel parmak bastığı üzere masa ayaklarınızı yerde tutmaya devam eder. Ellerinizi de işin üzerinde tutmaya devam eder. O yüzden bedeninizin aslında hayatla girdiği ilişki bakımından da önemli deyip ben buradan toparlayamazmışım. bir buçuk saat daha konuşuyorum. Öyle bir hissiyat oluşmadı değil. Çayları sıcakken içelim de hani araya da bir müzik mi alalım, ne yapalım? Bir şey evet, biz çaylarımızı içeceğiz. Bize verilen, bize ayrılan, bize kendi kendimizin ayırdığı süreyi az önce doldurduk. Yaklaşık bir dakika önce. Bu su yakmıyor. Bütün gün konuştuğumuz için. Paraya tabi. Bir duyuru yapayım öyleyse. 1 Mayıs yaklaşırken haftaya benim şöyle bir önerim var sana Gülçin. Canlı öneride bulunuyorum. Bir teklif mi bu yoksa? Evet, 1 Mayıs'ı konuşalım diyorum. 1 Mayıs'a kadar. 1 Mayıs ve edebiyatı konuşalım. Olur. Çok hoş. Olur mu? Konuğumuza da söyledim. O konuk artık bence her hafta bize konuk olurmuş gibime geliyor. Olur. Siz isterseniz neden olmasın? Çok hoşuna gitti. Sağ olsun. Bir süzüldü. Bir göz süzdü bize burada. Bir göz süzdü. Şimdi biz masamızda çayımızla birlikte... yuvarlanırken. Yani bizim pek çok masamız var. Bu geceki masa bunlardan bir tanesi. Siz de masa kazanmayı sürdürün diliyoruz. Haftaya saat 9'da yanılsama olmasın. Değil mi Gülçin? Saat 21'de pazartesi günü eğer Gülçin bir maça dalmazsa biz yine burada olacağız. Bir masanın çevresinde. Bir masanın çevresinde olacağız. Sizi de bekleyeceğiz. Ben Nefin. Gülçin. Ben Sibel. Efendim bu gecelik de gözlerinizden, kalbinizden ve şiiri seven taraflarınızdan öpüyor. Masalarınızı kucaklamanızı temenni ediyoruz. Öpün masalarınızı. Öpün masalarınızı. Bay bay. Yarın yok, vazgeç.
Bizden sonra gelenler toplar masayı, belki yağmur yağar siler. Vazgeç bu sevdadan, vazgeç. Her hikaye bitebilir sızım, bazen tam alışmışken. Vazgeç, vazgeçme gönlüm, bu hançer yarası. Zamanın tortusu gibi, yağmurun kokusu gibi, kan gibi, kanar gibi. Vazgeçme gönlüm, bu sevda şarkısı. Gülerken ağlamak gibi, giden anlamak gibi, kor gibi, yanım. Yarın yok, vazgeç. Masası gecenin, bizden arda kalanlar, yarım bir kadeh yalnızlığın şarabı iç. Vazgeç bu sevdadan, vazgeç. Her hikaye bitebilir ansız, bazen tam alışmışken. Vazgeç, vazgeçme gönlüm, bu hançer yarası. Zamanın tortusu gibi, yağmurun kokusu gibi, kan gibi, kanar gibi. Vazgeçme gönlüm, bu sevda şarkısı. Gülerken ağlamak gibi, gideni anlamak gibi, kor gibi, yanıyor gibi. Boş masası gecenin, boş masası gecenin. Sabahın kimsesizi, yalnızlığın sesi bana neler öğretti.